TGRT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var'a hoş geldiniz. İşte yepyeni bir haftaya yine sizlerle ve tüm enerjimizle başlıyoruz. Efendim bugün yine hayata ve gündeme dair haberlerle sizlerle birlikteyiz. Sizler de efendim bizim sohbetimize, yorumlarımıza katılmak isterseniz bekleriz. Canlı yayın telefon numaramız 0212 454 55 71. Instagram sayfam TGRT Euro TV'den de yorumlarınızı bizimle birlikte paylaşabilirsiniz. Evet, bugün gündemimiz bayağı bir yoğun. Hafta başı konuşacak çok şey var. Hemen partnerime dönmek istiyorum. TGRT FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atollah Arvaz. İyi haftalarımız İyi olsun, haftalar. Hoş geldiniz. Merhaba efendim, iyi günler diliyoruz. Hoş buldum. Yepyeni bir hafta yine. Başladık tabii, güzel. İzleyicilerimizi de buradan kucak dolusu sevgiler ve selamlarımızı gönderelim. Unutmayalım. Evet. Olmasa olmaz. Biz olamayız tabii efendim. Ki. Tabii ki. Evet, ekranlarınızın karşısında tekrar hoş geldiniz. Başlamak ister misiniz Şimdi Atabeyciğim? Şimdi ben önce bir başlayayım. Evet. Çok önemli çünkü bugün bir araya geldik. Burada konuşacağız. Haberler üzerinde konuşacağız. Gündem üzerine konuşacağız. Bilhassa efendim içinden hayat geçen evet, haberlerimiz konuşacağız. Olacak. Bunları konuşacağız. Bu arada tabii çok önemli bir gündem maddesini onu sizlerle paylaşalım. Birçoğumuzun haberi var ya da yoktur bilemiyorum. Olmayanlar da var. Bugün Bakanlar Kurulu var. Evet. Ama dolu dolu bir Bakanlar Kurulu var. O Bakanlar Kurulu'nda sosyal, ekonomik kararlar bekleniyor. Suriye konuşulacak. Yine Akdeniz var. Ve en önemlisi F-16'lar var. Amerika'dan alacağımız F-16'lar var. Onlar da masaya yatırılacak. Vallahi bugün en az 3-5 bakan sunum yapacak. Belki saatler sürer bu Bakanlar Kurulu. Biraz uzun olacak. Biliyorsunuz birçok husus vardı. Yani ek göstergeden tutun EYT'ye kadar birçok husus da burada netleşecek. Nedir EYT'nin netleşmediği? Canım EYT'lilerin ne zaman maaş alması mesela. Onlar netleşecek. Tahminler var. AK Parti Grup Başkan Vekili dün bir televizyonda konuştu. Bir tahminde bulundu. Olabilir dedi. Neyse bunların hepsini konuşacağız. Böyle bir şey var efendim. Evet. Böyle bir gündem var. Bakanlar Kurulu var. Önemli bu. Evet. Onun sonuçlarını da artık akşam Sayın Cumhurbaşkanı'nın dilinden yapacağı açıklamaları göreceğiz. Şimdi tabii çok önemli bir şey daha var tabii. Mesela hakikaten marketler indirime gittiler. Fiyatlarını da dondurdular. Birçok kalemde, birçok mağazda. Ben geçen hafta burada Carrefour'a artık isimlerini de söylüyoruz. Reklam olmaz gittim. Evet. Şimdi güzel bir fırça. En azından benim beğendiğim orta sertlikte bir fırça. İki fırça birlikte aldım. Mesela daha önce 35 ile 40 lira arasında bir tanesi ama iki tanesi 50 küsur lira olmuş. 56 lira olmuş. Getirdim. Kasada hanımefendi vardı. Dedim ki ya siz indirim mi yaptınız? Evet dedi. Çok güzel dedim. Bu indirimi de bildirelim. Vallahi dedi hükümet öyle istiyor. Öyle mi efendim? Yani işinize gelmiyor mu dedim. Şimdi gülüşmeye evet. Başladık. İsteyecek tabii. Yani hükümet, ticaret, bakanlığı, mali, efendim maliye bakanlığımız bunları takip edecek. Fırsatçılara ya da şunlara bu aşırı zamlara şey yapmayacak, göz açtırmayacak. Mesela biraz sonra da bazı şeyler gene konuşacağız. Fırsatçılar var ve bitmiyor. Sonra şey yaptım. Pazar günü de Tarım Kredi Kooperatifleri şeyi var, marketi var. Oraya gittim. Bize şeker lazımdı. Şeker aldım. Okşan Hanım yürü dedi. Biraz dedi. Şeker al. Hayırdır dedim. Kadayıf yapacağım. Sen yeter ki kadayıf yap dedim. Bir çuval alır gelirim ya. Tamam mı? Taksitle alırım. Ya gittim, hakikaten çuval dedim ya, aklıma gelen başıma da geldi. Şimdi 5 kilogramlık şeker var, 5 kilo, 106 lira. Güzel bir fiyat, aldım. Dedim ki bunun 2 kiloluğu, 1 kiloluğu niye yok? Abi böyle geldi dedim, bildirin ya. Şimdi bir tane adam tatla yapmayabilir, evet. Arası vardır. Bir kiloluk almak Aynen ister. Aynen öyle. Niye 5 kiloluğu alsın ki? Ben mesela tatlı yapmadığım için misafirler için şeker bulunuyor evde. Sanki dedim, yani sizin depoda çok miktarda tonlarca şeker var. Evet. Siz bunları 5 kiloluk poşetlere koydunuz, elden çıkarmak istiyorsunuz. Yine gülüşmeler. Başka bir şey aklıma gelmiyor. Niye böyle oldu? Bak bu çok önemli bir psikoloji.
Onun için gireceğim konuya, topa. Marketler ya da tacir, tüccar satmak isteyen efendim yerine nasıl koyacağım diye bir psikoloji taşıyordu. Evet. Onun için sürekli zam yapıyordu. Efendim ben söyleyeyim. Alan da ya atayım mutfakta bir yerde dursun ne olur ne olmaz fiyatı daha da yükselecek. Hı hı. En son yani bir buçuk senedir bu psikoloji takip edildi tabii vatandaştaki bu psikoloji. En son bana göre yani hükümet tabii ki takip edecek bu işleri. Hükümetin görevi tabii. En son tüccar da satan adam da dedi ki ya elimizde kalıyor. Çok miktarda tavuk çürüdü, koktu. Yumurtalar elde kaldı. Demin dediğim gibi espri ama bilmiyorum yani Tarım Kredi Kooperatifi niye 5 kiloluk satıyor. 1 kiloluk da satsın kardeşim. E vardı canım eskiden alıyorduk yani marketlerde. Bence şey var raf ömürleri de finişe doğru gidiyor. Bir panik başladı. Hem bu şekilde vatandaşı çekmek, satmak ama aynı zamanda da güzel bir iş yapıyorlar. Helal olsun yani niye yapmasınlar? Hükümetin de takibi var. Bunlar önemli. Vatandaş da bir şey anladı. Dedi, ha yani bunu satanlar dediler ki ya bu elde kalacak. Raf ömrü bitti. Bunun arkası da geliyor. Yani yok değil. Biz aynı şekilde yerine koyabileceğiz bu mamulleri. Şeker. Şeker mi yok memlekette canım? Yani mesela zeytinyağının dışında çiçek yağı. Ya çiçek yağı altın gibi oldu ya. Evet. Çiçek yağı var çiçek memlekette. Yağı yani. Neden yok? Bunların hepsinin arkası var. Arkası gelecek. Ve hükümet bu iş adamlarını da inandırdı. Ya kardeşim taze ürünlerimiz var. Bakın mesela buğday meselesi, tahıl meselesi Boğaz'dan geçiyor. Bunu bizde var. Bol miktarda var. Hem biz üretiyoruz ama aynı zamanda bu trafikten dolayı belli bir yüzdesinde bize alıyoruz. Niye makarnayı sümen altı yapalım? Neden efendim nohutu ya da şeyi bulguru yok diyelim ya da sürekli zam yapalım? Var. Yani bu psikolojiyi yönetmek çok önemli. Bence devlet bu konuda bunlara bir istihbarat verdi. Kardeşim arkası var, elindeki çürüyecek. Vatandaş iki tane alacağına bir tane alıyor. Bir tavuk alacağına ya da bir kilo et alacağına yarım kilo alıyor. Sen bu eti ne kadar elinde tutabilirsin? Arkası geliyor. Evet. Yok değil ki kıtlık da yok. Öbür tarafta alıcı da baktı ki ya dedi ben bunu 3-5'ini alacağıma ben uygun bir şekilde alayım taze taze tüketeyim. Tabii. Yani böyle bir anlayışa vardı artık. Devletimiz efendim bu zincirde bir aksamanın olamayacağını, yeni ürünlerin olduğunu, bunun geleceğini kani oldular. Onlar da artık öyle 3-5 tane almıyorlar. Mesela burada ben 5 kiloluk şeyi alırken, o toz şekeri alırken birisi daha bir tane aldı yani. Aman aman öyle bir hücum yoktu yani. Ciddi söylüyorum. Vatandaş da, satan da, alan da bir psikolojiyi atlattı. Yani yerine ne koyacağım? Ulan alayım mutfağa koyayım daha da falan zamlanacak psikolojisi bitince yavaş yavaş piyasada yerine oturacak. Bu çok önemli. Evet. Ama yeni fırsatçılar var onu da sizden duyacağız herhalde. Evet peki şimdi o zaman sizin vallahi girelim yeni fırsatçılara. Ayrıntılarıyla başlayalım. Evet 2023'ün İlk kabinesi ekonomiyi görüşecek. Yeni yılın ilk kabine toplantısı 2 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak. Külliye'de gerçekleştirecek toplantının öncelikli gündemleri ekonomik adımlar ve Suriye konusu olacak. Evet ve tabii ki de seçim tarihi konuşulacak aynı tabii. zamanda. Şimdi Sayın Erdoğan ne dedi? Dedi ki bir ay erken alabiliriz ya da 2 ay evet. fark etmez. Bunu böyle dedikten sonra mesela CHP Genel Başkanı da şunu söyledi. Mayıs'tan sonra olmaz dedi. Yani erkene alacaksanız Mayıs'tan sonra istemiyoruz dedi. Buna zaten netice itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı karar verecek. Böyle bir yetkisi de var. Meclis çoğunluğu da onda. Mart'ta olur mu? Olur. Artık seçim satım haline girmiş bulunmaktayız. Bunun adını koyacaklar şimdi. Şu tarih diyecekler. Ama her halükarda bir ay ya da 2 ay erken olacağını artık biz de anladık. Biliyoruz evet. Tabii biliyoruz. Öbür tarafta dediğim gibi Suriye meselesi var. İki bakan görüşecek. İki devletin bakanı görüşecek. Önce istihbarat servisleri görüşüyordu tabii. Zaten onlar görüşürler alt seviyede. O istihbarat gider gelir. Şimdi iki bakan da bir araya gelecek. Bu iki bakanın görüşmesinden sonra
Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın bir araya geldikten sonra efendim bir kanaat bildirir, bir karar verirler. Sayın Erdoğan ile Beşar Esad da bir araya gelebilir, görüşebilirler. Evet. Ama bu görüşmede ne olursa olsun her halükarda Suriyeli ve Suriye hükümeti ya da işte idarecileri karlı çıkacak. Çünkü Türkiye Suriye'nin de Irak gibi parçalanmaması, bölünmemesi ve orada huzurun olmasını istiyor. Eğer Suriye yönetimi de El Muhaberat da biraz istihbaratçıdır tabii. Onlar da bunu düşünüyorlarsa ki düşünüyorlardı ya kim ülkesinde böyle kargaşanın olmasını ister, ölümlerin olmasını, katliamların olmasını, terör örgütlerinin o ülkeyi bölmeye geldiklerini birilerinin adına çünkü oradalar terör örgütler, emperyalist güçler orayı bölmek istiyor. Yani orada Rusya var, Çin var, İran var, işte Amerika var, herkes var ama Suriyeli yok. Suriyeli nerede? Ya Avrupa'ya yürüyor ya Türkiye'de. Ya bu ülke Suriyelilerindir. O zaman Türkiye bu savdan, bu gerçeklikten yola çıkarak kardeşim Suriye Suriyelilerindir ve terör örgütlerine peşkeş çekilemez. Emperyal güçlerin adına savaşan, onlardan parası silah alan, yevmiye alan değil mi efendim? Onlardan eğitim alanlara teslim edilemez. Bir an önce Suriyelilerin Suriye'de olması lazım. İnşallah bu da gerçekleşmiş olacak efendim. Bu bakanlar kurulunda onlar da konuşulacak tabii. Evet. Evet. EYT maaşı Mart'ta. AK Parti Grup Başkanı Vekili Bülent Turan merakla EYT düzenlemesini bekleyenlere tarih verdi. EYT'nin Şubat ayı ortalarına kadar meclisten geçmesini bekliyoruz. En geç Mart'ta ilk maaşlar yatar diye düşünüyorum. Ama evet. Şimdi Murat Bey'in bunu söylüyor. Şey söylüyor bunu. AK Parti Grup Başkan evet. Vekili söylüyor. Evet. Bülent Bey. Murat deyince ben Bülent şey Bey. Murat nereden çıktı? Evet aklımda evet. Niye Murat kaldı efendim? Muradımız olur inşallah. Efendim Bülent Bey avukat, hukukçu birisi, Çanakkale milletvekilimiz. Orada bir sual daha var çok ilginç. Mesela kaç dönem AK Parti 3 dönem politika yapmak var sonra geri planda çalışıyorsunuz ya da efendim yerini başkasına terk ediyorsun. Neden? Çünkü geriden böyle bir beklenti var. Sürekli yeni yüz, yeni sima. Yeni heves, yeni umutlar vermezseniz, bu işin arkası gelmezse insanlar sizden niye politika yapsın? Değişmesi lazım. İnsanlar çünkü milletvekili olmak istiyor, belediye meclis üyesi olmak istiyor, belediye başkanı olmak istiyor. Evet, şimdi Bülent Bey diyor ki, ya ne yapalım diyor yani bizler de 3 dönem yaptıysak bu işi, vallahi hiç yüksünmeyeceğiz, hiç küsmeyeceğiz, hiç darılmayacağız. Kenara çekileceğiz. Bizden sonrakiler gelsin bu işi yapsınlar diyor. Bir teslimiyet var. Çok güzel. Mesela AK Parti'de birçok parti için il başkanlığının yüzde neredeyse 80'i 90'ı ben vekil olmak istiyorum. Bütün partiler için bunu söylüyorum. AK Parti'den de böyle bir arzu var ama il başkanına bakıyorsun daha önce 2 dönem 3 dönem milletvekili olmuş. Fakat tekrar milletvekili olmak istiyor. Olmaz ki yani böyle. Siyaset, demokrasilerde politika babadan oğula geçmiyor efendim. O tür bir düstur yok. Yani siz milletvekilliği yapacaksınız ya da 3 dönem politika yapacaksınız, çekileceksiniz, yerini arkanızda duran bir vatandaşa bırakacaksınız. Ki bir umut olsun o partide. Ben de öyle bir zaman gelir ki bu partide bir şey olurum falan. Ha ben bir şeye karışmam yani mesela bu her partinin 60-65 kişilik bir teknik kurulu vardır. Özellikle komisyonlarda başkanlık ya da başkan yardımcılığı ya da o komisyonlarda iş yapmak için bu tecrübeye sahip vekiller meclise taşınır. Her parti bunu yapar. Bu ayrı. Ama bunun dışında o diğer milletvekillerinin de değişmesi lazım. Hatta varsa yeni tecrübelerden efendim bu teknik kurullar oluşturulsun. Yani 60-65 kişi o çekirdek, o nüve. Her parti onu meclise taşıyabiliyor. Çünkü dediğim gibi komisyonlarda o bilgiyle, o eğitimle bir görev yapmış olacaklar. Onu da belirteyim. Ben zannetmiyorum. Yani AK Parti henüz kararını vermedi bu konuda. Efendim ben de milletvekili olmak istiyorum. İşte atıyorum şuranın il başkanıyım, buranın il başkanıyım. Belki AK Parti burada sıcak bakmayabilir. Daha önce neredeydiniz, ne yapıyordunuz, CV'sine bakacaklar ama efendim siz zaten 2 dönem, 3 dönem milletvekili yapmışsınız. Hı hı. İl başkanı da yaptınız. Siz artık akil adam olun.
ya da ne bileyim belediye meclisi olun, valla başka bir şey olun demesi lazım. Yıllarca mesela bir Alman dostumuz vardı. Merhum Demirel başbakandı ya dedi. Sizde neden Demirel başbakan yani sürekli Süleyman Bey falan kazanıyordu, geliyordu. Bizde genel başkanlar da değişmez. Hı hı. Neden? Çünkü genel başkan önce büyük kongre delegesini o seçer. Yani il başkanları derler ki ya işte sen genel başkanın bu arkadaşları biz büyük kongre delegesi yaptık. Bunlar sadık insanlar, sizi lider olarak da severler. Olur o zaman ben onaylayayım, genel kurulda da ya da kurultayda da onlar beni seçsin. Yani bunun dışında bir genel başkan adayı çıksa dese ki efendim ben atıyorum mesela CHP, MHP yani vesaire diğer partilerin hepsi için söylüyorum. AK Parti için de bu böyle ama 3 dönem şartı var şimdi AK Parti'de. Efendim ben işte ben de genel başkan olmak istiyorum dese tamam buyur imzayı topla gel. Topladın imzayı kongreye gittin. Kongreye gittiğinde bir bakıyorsunuz delege seni seçmiyor, eski genel başkanını seçiyor. Niye? Böyle bir kısır döngü var. Hı hı. Parti içi demokrasiden bahsediyorum. Yani önce genel başkan delegeyi seçer, delege de döner efendim genel başkanı seçer. Böyle gider. Onun için genel başkanlar pek değişmez. Görevlerini yaparlar ama Avrupa'da öyle değil. Kurulan her parti mesela şey yapar, seçilmek üzere ve başbakan olmak üzere, iktidar olmak üzere geliyor. Şimdi olamayınca ne yapar bu genel başkan? Bir dönem, iki dönem müsaade ederler. O da zaten istemez. Yani ben şimdi iki dönem genel başkan oldum. İki dönemde seçime girdim. Genel başkanım iki dönemde seçime girdim. Halk bana oy vermedi. Haydi bana alasmadık derler. Batılı demokrasilerde hep böyledir. Bizde öyle 20 yıl, 30 yıl genel başkan olan çok nadirdir. Yani bizde var. Böyle ama Avrupa'da böyle bir şey olmaz. Hı hı. Amerika'da bir de iki tane parti var mesela. Cumhuriyetçiler, demokratlar. Her dönem birisi seçilir, gelir. Sırasını bırakır. En fazla iki dönem seçilir. Üç dönem seçilen çok nadirdir. Üç dönem başkan olan vardır ama nadirdir. Ondan sonra bir başka başkan gelir. Onu söyleyeyim efendim. Evet. Peki. Sabit fiyat furyası. Marketler sıraya girdi. Zincir marketlerin sabit fiyat kampanyasına 500 yerel market de dahil oldu. Hazine Bakanı Nurettin Nebati'nin çağrısı karşılık buldu. BİM, Şok, Migros, Carrefour'sa ve Happy Center'ın ardından A101 ile Türkiye Perakendiciler Federasyonu'nda fiyat sabitleme kararı aldı. 81 ildeki 500 market 5500 şubesiyle kampanyaya dahil oldu. İstanbul'da Onur Market ve Hakmar da kampanyaya destek verdi. Tebrik ediyorum. Güzel hareket bunlar. Şimdi neden gerçekten güzel hareket? Bak bir, yıllarca bu marketleri kalkındırmış, şube üstüne şube açtırmış, para harcamış. Neredeyse ortak olmuş ya, gönül vermiş. Benim marketim diyor. Geçen gün birisi kocasının kolundan çekiyor. Adam diyor ki ya şuraya da bir bakalım onlar. Yok diyor bizim market burası diyor. Gönül vermiş ya. Onun o şeye var ya. Aha. Şimdi sen bu adamı niye kaçırtıyorsun? Bu hanımefendiyi niye kaçırtıyorsun? Sevmiş senin logonu ya da daha önce bir güzel bir fiyatlar güzeldi gelmiş ama karşı şeye geçmiyor. Arada yol var ya öbür tarafa geçmiyor. Herif diyor ki buraya bakalım herif adamı yani eşi. Hayır diyor bu bizim market bu diyor ya. Buraya gideceğiz Ahmet diyor falan ya. Allah Allah. Bir çekişme yani. Gördüm ben bunu. Şimdi bu insanlar bu kadar size bağlıyken, bu kadar benimsemişken, bu kadar alışveriş yapmışken, binlerce, yüzlerce efendim şeyi açmışsanız, ne diyorsunuz, şube açmışsanız, bu insanları böyle dar dönemlerde ortada bırakmamak lazım. Az kar edin ya, kar etmeyin de. Zaten karsız satmak kültürümüzde ucuz şey değildir, uygun değildir. Canım ben bunu aldım, seni böyle sana meccanen niye satıyorsun kardeşim? Senin personelin var, elektriğin var, vergi veriyorsun. Ama bir de şey var, bunları gözünde bulundurduktan sonra ciddi bir şekilde de vatandaşa yansıt. Yani burada hem alacağın üreticiden doğru düz parasını ver, domatese 3 lira vereceğine kardeşim ben bunu sana 5 lira veriyorum. Markette ne yapacaksın? 10 liraya satabilirsin ama orada 3 lira veriyorsun, getirip markette 13 liraya satıyorsun. Evet. Bu da uygun değil. Orada üreticiyi sömürüyorsun. Geliyorsun burada efendim bu fahiş fiyatla sana gönül vermiş. Yıllarca hani müşteri veli nimettir diyor. Diyoruz ya gelmiş senden alışveriş yapan bir hanımefendi, bir beyefendi ya da insanları
Niye kaçırtıyorsunuz ya? Niye size fırsatçı damgası vurulsun? Canım böyle bir dönem yaşıyoruz. Herkes elini taşın altına koydu. Ben de koyuyorum arkadaş. Bu devam ediyor. Bunlar güzel hareketler ve bununla beraber eğer böyle giderlerse, bakın ben size bir şey söyleyeyim. Nisan ya da bilemediğiniz en geç Mayıs ayında biz %30'lu rakamlara görürüz enflasyonda inşallah. Efendim. Evet inşallah. Evet. Buyurun. Evet, çiftçiye uygun kredi müjdesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücretli memur, emekli ve EYT'lilerden sonra 3 müjde de çiftçiye geldi. Evet, destek paketi ve inşallah yükleri onların da hafifleyecek. Tabii. Yani onlar da büyüsünler. Bakın şimdi... Çiftçi destek paketi. Tabii şimdi... Kredisi hayata geçirilecek. Tabii onlar olsun ki şimdi niye kredi çok önemli? Çiftçiye, esnafa ya da iş adamına. En azından bu insanlar işlerini büyütüyorlar. Birken iki yapmaya çalışıyorlar, üç yapmaya çalışıyorlar. Ve orada çalışan insanlar işini kaybetmiyor. Siz zaten işsizlikle boğuşan bir ülkesiniz. Bu bizim için değil. Şimdi mesela bakın Avrupa'da birçok yerde ben duyuyorum insanlar işsiz kalıyor. Hı hı. Geçen gün bir şey dağıtım firması yani ne diyorsunuz hani şimdi mamulleri istiyoruz ya e-ticaret üzerinde. İsmi dilimin ucunda ama söyleyemedim. Binlerce insanı mesela işten çıkaracak. Biz diyor işler çok iyi olduğu zamanlarda zaten bunları almıştık. Konjektörel bir adım atmıştık. Çok üzgünüz. Şimdi işlerimiz yarı yarıya indi. Biz bu kadar personeli dışarıda bırakmak zorundayız diyor. Evet. Ne kadar acı. Şimdi hükümet bunu çok iyi bir şekilde etüt etti, takip etti. Aman efendim Türkiye'de de bir işsizlik furyası başlamasın diye bu defa iş adamına ne dedi? Gel sana kredi vereyim. Hı hı. Küçük esnafa da dedi, iş adamına da dedi. Bak şimdi çiftçiye de diyor. Çiftçiye şimdi de. Ziraat bizim için çok önemli. Biz bir tarım ülkesiyiz. Tamam. Sanayi ve teknolojide yani ihracatta çok ciddi rakamlar elde ediyoruz. Artık çip üretebiliyoruz demeye getireceğim. Yani silah satıyoruz, füze satacağız, SİHA, İHA satıyoruz. Bunları satıyoruz ya, teknoloji satıyoruz. Artık sürekli transfer etmiyoruz, satıyoruz, ihraç ediyoruz. Efendim, şimdi çiftçimiz de biz tarım ülkesiyiz dediğimiz gibi bizim de buğday. Mesela 20 milyon ton buğday üretiyor ülke. Bunu Tarım Bakanı söyledi. Şimdi 30 milyon ton üretsinler efendim yani. Biz de buğday satalım. Yani en azından un yapalım, satalım. Farklı mamuller şeklinde satalım Türkiye'ye. Bunlar çok önemli. Vallahi bu krediler hem işsizliğin önüne geçiyor, hem iş adamının, çiftçinin işinin büyütmesine sebebiyet veriyor. Çok güzel zaten. Önemli bir hareket bu. Bir de üreteceğiz ya. Tarım ülkesi olmak öyle kolay değil. Her alanda. Sebzemiz, meyvemiz, efendime söyleyeyim, tahılımız çok olsun, bol olsun. Hem içeride efendim insanlarımıza bunları sunalım ama aynı zamanda ihraç edelim. Bakın biz şimdi Rusya'nın, Ukrayna'nın mamullerini ne yapıyoruz? Boğaz üzerinden Avrupa'ya ya da ihtiyacı olan ülkelere ne yapıyoruz? Naklediyoruz. Buna sebep olduk. Bu anlaşmayı biz sağladık. Dünya bu konuda bize müteşekkir. Özellikle Avrupalı dostlarımız. Bunlar az buz işler değil. Bunlar hoş şeyler efendim. Çiftçimizi de desteklememiz lazım. Üretmemiz lazım. Hatta köye nasıl dönülür? O projeler de olsun. Ama köye dönülemiyorsa bugünden yana. Çünkü bu bir fizibilite çalışması, bir ARGE çalışması. Adamı öyle cazip bir hale sokacaksınız ki adam ben köyüme gideyim buğday ekeyim efendim, domates ekeyim, fasulye, salatalık, meyve, sebze efendim şey yapayım. Ceviz mesela, Anadolu'nun cevizi de çok güzel olur ayazından dolayı, karından dolayı. Ben üreteyim ya. Karşında bir para da var, beni tatmin ediyor. Artık köye dönme zamanı. Ha köylerimiz ne kadar sağlık kaldı onu bilemiyoruz ama bu paralarla, bu şeylerle çiftçiyi yüreklendirebilirsiniz. Dün öyle bir çiftçimiz vardı, balcı, arı efendim besliyor, aynı zamanda bal şey yapıyor, balcılık yapıyor. Gittiği kasabada, köyde. Bütün efendim insanları bir yere topluyor, bu eğitimi veriyor ve neredeyse her ev artık balcı olmuş ya.
Ankara'nın merkezine çok yakın bir yerde, Ege'den oraya gidiyorsun, bal üretiyorsunuz. Bunlar güzel şeyler. Bekliyoruz efendim, vatandaşı cazip hale getireceksiniz, vereceksiniz, vatandaş köye dönecek. Ama köye dönünceye kadar o Ar-Ge çalışmaları, altyapı çalışmaları, fizibilite çalışmaları o olgunluğa getirdikten sonra efendim köylüyü de cezbedeceksin. Çiftçi köylü, rençber köyüne dönecek. Ondan önce boş arazilerin de devlet tarafından, özellikle Tarım Bakanlığı tarafından icar mı veriliyor tüccara, efendim kendimiz mi ekeceğiz, daha taşa buğday, arpa değil mi efendim, yulaf vesaire ürünleri ekelim, bunlar boşlukta kalmasın. Evet. Evet, devam edelim. Bakan açıkladı, ikinci el konut için de ucuz kredi geliyor. Orta gelirliye 0.69 faizle sıfır konutlar için kredi verileceğini duyuran Çevre Bakanı, kampanyanın devamının geleceğini müjdeledi. Murat Kurum, ikinci el konutlarla ilgili de çalışmalar yapacağız dedi. Evet, evet. Dedi ama bu bugünkü haber mi? Hayır. Ha. Evet, bunu dedi ama ne oldu biliyor musunuz? Konutta %70 zam geldi. Fahiş fiyatçılar ciddi bir şekilde efendim şey yaptılar. Yani orada da hemen... Hemen ortaya çıktılar. Ortaya çıktılar. Yani adam gidecek yani TOKİ'nin dışında ikinci el ya da birinci el yine müteahhitlerden alacak. O şeylerin nasıl, o dövizlerin nasıl değiştiğini bizzat Türkiye Gazetesi bunları koymuş oraya herkes görsün diye efendim. Çok önemli bu. Şimdi Türkiye Gazetesi hakikaten bu işi çok iyi takip ediyor. Öyle böyle değil. Bunu takip ediyor. Nerede fahiş fiyat var, fahişçiler var, şunlar bunlar var. Hepsini gazeteye yansıtıyor. TGRT öyle yansıtıyor. Biz TGRT haberle ortak bültenleri vererek biz yansıtıyoruz. Niye? Bunu yetkililere haber veriyoruz. Yetkililerin bundan haberi olsun. Nasıl bir tedbir alınabilir? Bu fahiş fiyatların evde, özellikle ikinci el evde ya da dairede nasıl bir tedbir alabilir devlet? Ben her zaman söylüyorum, bu memleketin Ticaret Bakanı'na ve Maliye Bakanı'na Allah sabırlar versin. Kaide, kural, düstur yok. Sürekli bir açgözlülük var ve sürekli efendim vatandaşın sırtına bindirmek var. Sen krediyi, ucuz krediyi vatandaşa vereceksin. Vatandaş gidecek 800 liralık daireyi, 800 bin liralık daireyi 1000 liradan alacak ya da 1500 liradan alacak. Daha fazla tabii. %70 zam yapanlar var. Bunu hemen tespit etmek lazım. Vatandaşı da ona göre yönlendirmek lazım. Eski fiyatlar böyle. Hepsini fahiş edeceksiniz. Benim düşündüğüm tedbir. Bakın şu bölgede, bu bölgede her şey var. Eski fiyatlar böyle. Biz bu sözü ettikten sonra, yani ikinci el konuta da kredi dedikten sonra fiyatı böyle olanlar. Buna dikkat etmek lazım. Çok önemli. Ciddi fahiş fiyatlar var. Bunlar aynı zamanda Türkiye inşaat sektörünün de çökmesine neden oluyor. Yani o biriken var ya, o biriken konut, o satılmayan konut, kenarda kalan konutun satılmasını da engelliyorlar. Onun da bir an önce tüketilmesi lazım, satılması lazım. Madem böyle bir imkan var, sen de sat, sürümden kazan. Sayın müteahhit bey ya da neyse, herkes müteahhit ya bu dönemde. Herkes müteahhitlik yapıyor. O belgeleri nasıl alıyorlar, nasıl bu işleri yapıyorlar ben de anlamış değilim. Anlayan beri gelsin, kimlere vermek lazım ya. Bu konuda artık kurumsallaşmak lazım ya. Hakikaten ya. İhlas yapı var. Zeki Celep Bey'i tanıyorum. 40 yıldır bu işlerle uğraşıyor ya. O da müteahhit. Ama bu ev fiyatların tırmanışa geçmiş olduğu şu 2-3 sene öncesinde efendim bir şekilde o belgeyi edinip müteahhitlik yapmaya başlayanlar da müteahhit. Ya bu işin artık bir kurumsallığı olmalı ya. Evet. Evet, evrak çilesi bitiyor. Askerlik işlemleri E-Devlet'e taşınıyor. Askerlik evrak işlemleri her Türk erkeği için büyük bir çile. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bu problemin ortadan kaldırılması için çalışma yürüttüklerini açıkladı. Koç, askerlikle ilgili bütün işlemler E-Devlet üzerinden yapılacak. Uygulama bu yılın ilk çeyreğinde kullanıma sunulacak. E-Devlet çok rahat bir evet, yöntem kesinlikle. Değil mi? Vallahi yani onu kullanarak kredi de alabiliyorsunuz, askere de gidebiliyorsunuz, ev de alabiliyorsunuz ama dikkat etmek lazım tabii.
Şimdi E-Devlet askerlik işlemleri var. Gündemde olan o. Onun üzerine konuşalım. Çok rahat. Ben nasıl askere gittiğimi bir söylesem ne kadar şey yaparsınız efendim. Biz kuyruklara girerdik. Doktorlar bile vardı. Bizi o şekilde efendim kontrollerden geçirerek ondan sonra bir gün bazen ikinci güne şey yaparlardı. Aksardı. Asker bu. Disiplini istiyor ve işi o şekilde götürüyor. Şimdi E-Devlet üzerine efendim askere gitmek istiyorum. Evrak, yaş ve nüfus şeyim bu. Hemen hay hay diyorlar, bedelli mi yoksa asker mi olmak istiyorsunuz? Ha bu arada 16 bin asker de alınacak, savaşçı alınacak. Ben onlara öyle diyorum, kumando alınacak. Yani hayatını asker olarak teşmil etmek isteyenler ne yapacaklar? Bu çağrıya yakında cevap verecekler. Onlar asker olacaklar. Ama bir de kısa süreli şöyle 6 ay ya da daha kısa dönemlerde askerlik yapanlar da ne yapacaklar? Gidecekler, gelecekler, bir bedel ödeyecekler. Mesela 6 aylık evet bir asteğmen ya da üsteğmen maaşıyla ne yapacaklar? Efendim o bedeli ödeyecekler. Karşılığında askerliğini yapmış olacaklar. Kısa bir acemilik dönemi var. Onu da belirtelim. E-Devlet çok kolaylık efendim. Evet, kesinlikle. Evet, cami otoparkı stok araç dolu. Çamlıca Camii'nin kapalı otoparkında yüzlerce sıfır oto var. Üzerlerinde biriken tozun kalınlığı araçların uzun zamandır aynı yerde kaldığını gösteriyor. Bayiler araç almak isteyenlere aylar sonrasına randevu verirken fırsatçıların bu kadar otomobili stoklaması büyük tepki çekti. Evet, bu uzun zamandır süre gelen bir şeydi. Yine tabii, ayyuka çıkanlardan bir tanesi. Şimdi Çamlıca Camii, evet, yani çok büyük bir cami. Caminin mütevelli heyeti, başkanı, yani ona biz bir suç bulmuyoruz. Sonuçta adam ya camiye 3-5 kuruş gelir gelsin diye, orası otopark boşsa tabii ki efendim buyurun size verelim demişlerdir. Orada ikinci el değil de aslında onlar sıfır otular. Ama bekletecekler bir sene, 6 ay. 6 ay sonra ikinci el olmuş olacak. İkinci el ifadesi daha kolay ya, daha güzel satılıyor. Bunun görselleri de olsa da görsek efendim, en azından üstündeki tozu toprağı görelim şimdi. Evet. Enteresan öyle değil mi? Ama geliyor yani, değil mi? Gel bilmiyorum. Ama şimdi ben bu muhabiri de tebrik ediyorum. Evet, yani bu muhabir buraya girmiş, bunları güzel bir çekmiş, fotoğraflarını da çekmiş, görselini de ortaya koymuş. Kendisini tebrik ediyoruz. Şimdi bundan dolayı bu bir aksaklık mı? Aksaklık. Bu haberden dolayı Dostlar Türkiye Gazetesi'ni niye eleştirsin? Açıp teşekkür etmesi lazım. Maliye Bakanlığı mı, Ticaret Bakanlığı mı, yoksa İçişleri Bakanlığı mı? Ya çok teşekkür ederiz. Bu muhabirinizi tebrik ediyoruz. Hatta yerin muhabiri olarak ilan ediyoruz. Bize uğraşalar da bir ödül verelim. Ödül çok önemli. Yani milli, manevi ve maddi şekilde yüreklendirmek anlamını taşıyor. Vallahi ben bilmiyordum. Ama Türkiye Gazetesi, İhlas Medya Grubu bu işi zaten hep takip etti. İzmir'de bu işi şey yaptı, patlattı. Öyle derler. Biz İzmir'de bu şey Pandroma'nın kapağı açıldı, oradan bir patlattılar. Türkiye'nin her tarafında birçok yer polis ya da işte mali polis şey yaptı, baskın yaptı. Bunları orta yere çıkardı. Şimdi bunlar burada yatıyor. Çürüyor yerinde. Bu ayrı bir çürüme şekli. Bir sene kalacak, iki sene kalacak. İnatla yani fiyatını bulsun. Bu fiyatlar daha az, daha fazla fiyatlar yüklensin. Yani daha fazla, hemen köşeyi dönelim efendim. Ya 130 liralık araç 500 lira olmuş. Evet, 500 lira. Şimdi geçen gün birisi abi bu ne vergi falan diyor araçlarda da. Aracın kaç para? İşte abi dedi 500'e yakın dedi. Kaç paraya almıştın? 120 lira. Sen aracında şey yapmış, fiyatlanmış, değerlenmiş, sat dedim yani vergi yatıracağına ihtiyacın yoksa. Abi evin kapısında bir araç olsun. Hı hı. Şimdi evin kapısında niye dursun kardeşim? Hafta sonları pikniğe gidebilirsiniz. Ama yani bunun dışında bir işe yaramıyorsa bekletmeyin. Hakikaten satmak lazım. Ciddi bir şekilde de para ediyor. 120 nerede? Değil mi? Evet. Yani 500 lira nerede? Aracı böyle olmuş. Şimdi bu parklarda sadece bu Çamlıca Tepesi'ndeki büyük caminin parkında değil. Birçok mesela bir inşaatın, bir sitenin böyle yerlerde de çok miktarda
araç var. Onu görüyoruz. Öbür tarafta bir de 7 eminlerde olan araçlar var. Trafikten men edilmiş. Geçen gün onu da konuştuk. Sırası gelmiş de onu da dilime dolayayım. Bir tarafta binlerce insan arabalanmak istiyor. İhtiyacı var. Ben araba alacağım diyor. Ama öbür tarafta 7 eminde çürümeye terk edilmiş araç var. 10 milyar dolardan bahsediliyor. Niye çürüsün orada ya? Devletin bu paraya ihtiyacı yok mu? Hemen onları bir servisten geçirelim efendim. Toplayalım bir yerde. Gel vatandaş diyelim, satalım ya. Ülke ekonomisinin bu paraya ihtiyacı var. Şu anda bu şekilde işte orada duruyor. Durmasın ama. Öbür tarafta da böyle gizlenmiş araçlar var. Beri tarafta da araçlanmak, arabaya binmek isteyen binlerce insan var. Nasıl bir bolluk bu değil mi efendim? Varlıkta yokluk çekmek. Değil mi? Bu, evet. Aynen böyle. Var ama yok. Yok. Böyle bir dönemde yaşıyoruz. Buradaki psikoloji de bitecek. Yoksa ellerinden... İnşallah. Yoksa böyle devam ederlerse... Ellerinde kalır o zaman. Evet, böyle yani çürür bu, otoparklarda. Tabii o çip sıkıntı çekilebilir. 6 ay sonra derler ki efendim tamam artık üretiyoruz. Bol miktarda var. Gönderiyoruz. Harekete geçer fabrikalar. Bunlar şimdi 500 lira diyorlar. Ama yarın daha aşağıya düşebilir. 130 liradan satarsınız. Evet. Evet, buyurun efendim. Evet, 7 yıllık hasret bitti. Erdoğan restorasyon tamamlanan Eminönü'ndeki yeni camiyi ibadete açtı. Evet. Evet, 7 yıl sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde açıldı. Şimdi iki hanımanne, birisi vefat ediyor. Diğeri el atıyor, bitiriyorlar Eminönü Camii. Çok önemli. Diğer camilerden de pek farklıdır. Avlusuyla, duruşuyla, bir de Eminönü'nde yani. Kolay değil, tarihi bir yerde. Şeyin kenarında, Boğaz'ın kenarında ne kadar Türk filmi varsa yarısında bu cami var. Yeni cami var. Yeni cami var. Hep biz de gittik, gezdik, geziyoruz. Ya bu cami niye böyle simsiyah? Bu cami niye böyle siyahlaştı? Ya da önündeki o mermerler var ya, o güvercinlerin dışkısından çoğu erimiş. Şeyden tabii asitli. Yağmur da yağıyor, su da oluyor. Birçoğu böyle yamuk yumuk olmuş. Öyle söyleyeyim de anlayın yani. Bazen ayağınıza atıyor, ayağınız kayıyor. Bunları da bir elden geçirmek lazım, bir düzeltmek lazım. Ama cami çok güzel olmuş. Geçen pazar oradaydım, gümüş renginden. Eğer gümüş rengini yakın yerde görmek istiyorsanız ya da ben gümüş rengi görmek istiyorum, gümüş görmek istiyorum diyorsanız vallahi bu hafta direkt Eminönü'ne gidin ve o camiye şöyle bakın. Hemen yanında Mısır Çarşısı. Eskiden cami değil de sanki böyle işte Mısır Çarşısı gibi onun müştemilatı işte şeklinde falan insanlar konuşuyordu. Birbirlerine yakın. Ama Mısır Çarşısı Mısır'a ait değildir. Yani orada Mısır satılmış olabilir. Onun için adı Mısır denilmiştir. Herhangi bir Mısırlı paşa ya da kişi yapmamıştır. Bizim çarşımızdır. Adı Kapalı Çarşı'dır efendim aslında. Ama Mısır Çarşısı diyorlar. Çok güzel bir şey. O yarımada, tarihi yarımada içerisinde önemli iki eserdir. Çok güzel yapmışlar. Tam efendim gümüş rengini görmek istiyorsanız gidin, evet. Aslına uygun aynen da yapmışlar öyle. Anladığım kadarıyla. Güzel yani, evet. Evet, devam edelim efendim sıradaki haberimizle. İş Dünyası Dergisi'nden başarılı kadınlara ödül. Türkiye'de İş Dünyası Dergisi 5. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi'ni gerçekleştirdi. Yılın başarılı kadınlarına ödülleri takdim edildi. Genel yayın yönetmeni Celal Toprak, güçlü kadın, güçlü toplum, güçlü toplum ise güçlü ekonomidir dedi. Evet, gerçekten doğru. Yani ben işte dün bir hikaye anlattım. Daha doğrusu biraz önce bir hikaye anlattım. Bu arıcılık için gelmiş Ankara'nın bir yerinde. Arıcılık bitmişti Ankara'dan. Evet. Ya. O hanımefendinin sayesinde hakikaten Ankara balı falan hiç duymadık. Ankara kedisi, Ankara keçisi, Ankara kalesi değil mi? Bunların hepsini duyduk, konuşuyoruz. Ankara'nın bebesi. Ama Ankara'nın balı varmış efendim. Şimdi hanımlar da eğer gayret ediyorlarsa, bu konuda adım atıyorlarsa neden bunları yüreklendirmeyelim? Her biri kendi alanında çok başarılı olabiliyorlar, çalışıyorlar, elde ediyorlar. Allah Teala ne diyor? Çalışana veririm diyor. Kim olursa olsun. Güneş hepimize doğuyor. Değil mi?
hanım olunca niye olmasın? İş dergisi enteresan. Burada çok, bu ödül töreninde bunu ön plana çıkarmış. Güçlü kadın. Güçlü kadını, ona vurgu yapmış. Ben de dikkat çekici, bence çok dikkat çekici bir şey. Evet, kesinlikle öyle. Evet, bir adım, bir cümle bunun üzerine yürüyerek hem kadınlarımızı onure ediyor, yüreklendiriyor ama aynı zamanda hatırlatıyor. Siz yaparsınız diyor. Şimdi biz yapamayız, efendim hep Eloğlu yapar. Kadınlar da belki ya erkekler yapar da bu bizim iş mi acaba? Biz bunu yapabilir miyiz? Yapılıyor demek ki. Dediğim gibi çalışana Allah-u Teala veriyor. Kadın da çalışsa, erkek de çalışsa oluyor. Ya da başka herhangi birisi de çalışsa oluyor. Yeter ki gayret edelim. Bence bir ayrıcalık tabii bir orada şey yapmış. Tebrik ediyorum iş dünyasını. Aynen öyle. İstikrarlı bir şekilde de gidiyor. İş dünyası çok güzel, çok kaliteli. Evet. Hem içeriğiyle tabii, hem görselleriyle gerçekten ya, çok beğenerek takip ettiğim dergilerden bir tanesi. Yani iş adamları kendilerini bazen hatıralarını anlatanlar da var. Ama ben öyle umuyorum ki çok teşvikli birisi tarafından çıkarılıyor. Patronaj tarafında da şey yapılıyor, destekleniyor. İş dünyası önemli. Şimdi zaman zaman aslında orada bir de yani iş dünyasının, iş adamlarımızın böyle hobisinde sereceksiniz fotoğraflı. Ev hayatları nasıl gidiyor? Çocuklarının doğum günlüğünde neler yapıyorlar? Yani iş dünyasında böyle kravatlı tabii masada fotoğraflar güzel. Acaba perde arkasında akşam eve gittiklerinde hangi sporu yapıyorlar? Neler yapıyorlar? Neler yiyorlar? Neler içiyorlar? Ben çok merak ediyorum bunları. Yani bu dergi bunu da ortaya çıkarıyor. Evet. Güzel bir şekilde siz başarılı bir iş kadını ya da bir iş insanını merak etmez misiniz? Tabii ki. Bir solukta okurum valla. Nasıl gelmiş? Evet. Buyurun efendim. Çok önemli. Evet, devam edelim. Buyurun. Karı kocayı ayrı ayrı dolandırdılar. Düzce'de oturan Kezban Eren'i arayan bir kişi. Ben polisin, banka hesapları FETÖ'nün eline geçti. Hesabınızı donduracağız yoksa örgüt üyeleri paralarını alır. Şimdi size onay kodu gelecek, bunu bize söyleyin. Talimata uyan kadın üzerine kredi çekildi. Hesabındaki para alındı. Dolandırıldığını anlayan kadın emniyete gitti ve burada kocası Erol Eren'le karşılaştı. Eşine burada ne arıyorsun diye sorduğunda aynı kişilerin onu da dolandırdığını öğrendi. Toplamda 223 bin kaptıran çift meğer ikimizi de kandırmışlar. Zanlıların yakalanmasını istiyoruz şeklinde konuştu. Tabii. Gerçekten hala çok üzücü bu hikayeler. Ya memleketin Anayasa Mahkemesi, evet, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı, Başsavcıyı, evet, hakimlerimizi bu evet yani ciddi böyle devlet görevlerinden bulmuş insanlarımızı aman aman FETÖ şeyiyle yaftalanmayalım, düşünebiliyor musunuz? Yaftalanmayalım, ne olursa olsun servetim senin olsun der gibi korkuyor çünkü insanlar. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? FETÖ'nün halk arasındaki, insanlarımızdaki etkisine bak. Çok enteresan. Bunlar rezil edebilir, rüsva edebilir, görüntülerini yayınlayabilir. FETÖ sizin paranıza el koyabilir, onlar götürebilir. Ya da sizi FETÖ'cü addederler, içeri alırlar. Olmaz tabii. Hiç sorgudan FETÖ'cü olmadıkları zaten çıkar ortaya. Ama ben FETÖ'nün geldiği konuma bakın diyorum. FETÖ'nün böyle bir imajı var. Allah kimseyi böyle bir imaja sahip olmasın. Dolandıran, soyan, ondan sonra efendim görsellerini, çirkin görsellerini, mahrem görsellerini yayınlayan, banka hesaplarına el koyan, imaja bak ya. Bu nasıl düzelir? Şimdi bir nesil kaybolursa düzelir mi? Kesinlikle değil. Çünkü kitaplar var, filmler var, diziler var. Peki beni bugün nereden aradılar? Biliyorsunuz benim İhlas'tan aldığım bir arıtma cihazım var. Evet. Su arıtması. Ve ben zaten İhlas'ta çalışan servisteki tanıdığım arkadaşlarımla telefonlarını aldım. Filtre bittiği zaman karşılıklı konuşuyoruz. Gelip takıyorlar. Zaten yeni taktırdım filtreyi. Evet. Beni bugün arıyorlar. İşte biz su sistemlerinden arıyoruz. Filtrenizin değişme süresi gelmiş. Şimdi ben onlara inanıp tamam deseydim, hani gelip ne yapacaklardı, makineyi bozmaya kadar gider filtre takıp. Tabii. Her şey olabilir. Her şey de olabilir. Belki gerçekten servisten geliyorlar. Bizim servis değil. Değil yani mi? Bizim İhlas'ın servisi değil.
tamamen spam diye artık zaten telefonlar uyarı veriyor. Bu numara spam olabilir diye. Yeni telefonlarda böyle bir özellik var. Hmm. Evet, ben de spam diye konuştuktan sonra engelledim numarayı. Şimdi o nasıl yapılıyor bana da, ben bilmiyordum ya. Sakıncalı telefonlar, bak bu çok önemli bir şey. Telefonlarınızda öyle bir sistem var, üstüne basıp. Bu yeni mi öğrendiniz yoksa öteden? Yok, ben uzun zamandır engelledim. Çok eskiden var mı? Yani birkaç yıldır var diye düşünüyorum. Allah Allah. Ya benim haberim yok. Ciddi söylüyorum, benim haberim yok. Bakın çok önemli, önemli bu konu söylediniz. Ki. Vatandaşlarımızı, izleyicilerimizi şey yapalım efendim. Yabancı bir numara geldiğinde spam numara şeyi mi geliyor, nasıl? Şimdi bende yazıyor bu numara spam olabilir diye. Yazıyor spam yazıyor. Olabilir. Öyle bir mesaj gibi bir şey, bu üstünde spam olabilir diye. Hmm. Ben de evet olabilir diye engelledim. Çünkü bizim ihlastan aramadıkları şimdi, için başka bir firmalar, dolandırıcılık sistemlerinden arıyorlar. Şimdi tamam da şimdi sizin telefonunuzda bir fihrist var. O telefonların dışında gelen her telefon için böyle mi? Her telefonu spam demiyor, hayır. Heh. Bu tarz numaralara işte 800'lü arayanlar mesela bu 0212 olmasına rağmen 0212 olmasına rağmen spam dedi ve hakikaten de konuştum. Yanlış yani. Belli ki dolandırıcı bunlar. Yani 800'lerin dışında da böyle telefonlar evet, var. Var. Tabii 212'li var. Ve bu telefon ikaz ediyor. Evet, etti var. Bunlar şey, akıllı telefon. Akıllı telefon. Olsa gerek. İnternetleri çok güçlü efendim. Aynen. O vallahi yüzden çok güzel. Ben bilmiyordum. Lütfen aman aman. Yani bunu, her konuda dolandırılıyoruz biliyorsunuz. Her konuda. O yüzden o zaman biraz daha bu, dikkatli olmak lazım. O zaman lazım. Bu telefona biz de böyle bir şeyi koyalım efendim. Tamam. Evet. Ben direkt teknik servise gireyim. Böyle bir şey varmış efendim. Benim telefonuma da uygulayın. Ben bir saf olmak. Hemen bakalım sizin telefonuma. Vallahi, ben bir yayından sonra bir bakayım. Vallahi bir ne kadar bir müthiş bir saflık var bende ya. Estağfurullah. Dolandırabilirler beni estağfurullah. Saf. Estağfurullah. Yok. Gerçi bende bir şey. Dolandıramaz. Yok. Gerçi bende bir şey yok. Yalan yalan sevgili izleyiciler. Bakın çok güzel espri yaptık. Hikayeyi nereye getirdik? Böyle olan çok aynen. insan tabii var. Bende ki. De o uygulama var. Siz de yakalanmayın. Beni mi kandırdınız ya? Tabii estağfurullah. Yok. Başka türlü sizi konuşturmazdık. İyi bilgiler aldık size. Bu konuda çünkü ciddi haberler var, dolanıyor. Sizler de bu uygulamayı yapın. Kendiniz yapabilirsiniz ya da bunu bilen birisine hemen yaptırabilirsiniz efendim. Aynen öyle. Evet. Harikasınız. Buyurun. Evet, devam edelim. 2022'de 126 bin litre sahte içki ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2022 yılında sahte alkollü içki üretimi ve satışının engellenmesine yönelik 54 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 126.827 litre sahte içki, 10.191 adet dolu içki şişesi, 21.763 adet boş alkollü içki şişesi, 125.300 adet içki etiketi, bandrol, sahte yabancı menşeli bandrol hepsi efendim yakalandı, ele evet. geçirildi. Şimdi öncelikle bir tespitte bulunalım. Hı hı. Yani şunun sahtesi ya da olmayanı hakikaten sağlığa zararlı. Neden? Çünkü bunu doktorlar, bunu tıp tespit etmiş. Alkol sağlığa şeydir, zararlıdır. Ama şimdi ben dün sanki bir tweet attı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Bey ne diyor? Diyor ki ya bu konuda yani çok zam geldi alkole. Keyifçiler çok rahatsız. Aman efendim yani ben böyle bir tweet görmedim. Atmamak da lazım. Alkol zararlıdır efendim. Yani çok pahalı oldu, çok zam geldi falan. Bunun savunulur tarafı yok. Sağlığa zararlı efendim. Bunu tıp tespit etmiş. Öbür tarafta Tayyip Bey de sigaraya karşı bir ciddi bir şeyi var. Mesela insanlar cebinde sigarasını alıyor. Daha içmeyeceksin diyor. Bir anda zaten karar vermek lazım. O mesajı veriyor. Ama sadece sigara değil Sayın Cumhurbaşkanım. Alkol de. O alkolde de o vurguyu yapalım. Korkmanın bir anlamı yok. Çekinmenin bir anlamı yok. Acaba efendim alkol alınmasını istemiyor mu Sayın Cumhurbaşkanı? Böyle bir zehaba kapılmak hakikaten kapılmamak lazım. Çünkü sigara kadar hatta daha fazla alkol de zararlı insanlarımıza. Ben ne Kemal Bey'in bu tweetini ne de Sayın Cumhurbaşkanı'nın içkiye de alkole de bir vurgu yapmasını bekliyorum. Bunlar sağlığa zararlı sevgili izleyiciler. Hiçbirisi masum değil. Aman efendim fiyatlar çok yükseldi, çok pahalı falan diye halk adına bize zararlı olan bu menüyü savunmayın efendim. Zam olmuş olmamış o ayrı bir şey, o tartışılır ama zaten zararlı. Tavsiye edilmemesi, liderlerimizin
yani kamuoyunun önünde olan insanlarımızın, liderlerimizin buna karşı çıkması, ikaz etmesi lazım. Sağlığa zararlıdır efendim. Evet, evet buyurun. Evet efendim. Şimdi kısa bir reklam arası. Reklamların ardından hayata ve gündeme dair haberlerle burada her şey var tüm hızıyla devam edecek. Evet, burada her şey var. Reklamların ardından tüm hızıyla devam ediyor. Hemen canlı yayın telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum sizlere. 0212 454 55 71 Instagram sayfam ve tüm sosyal medya hesaplarımızın adresi TGRT EUTV. Efendim bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Evet Atabeyciğim, devam edelim mi? Devam edelim efendim, buyurun. Evet. Makas faciası, otomobilin çarptığı araç yan yola uçtu. Bir ölü, iki yaralı. D100 karayolunda makas atarak ilerleyen otomobilin çarptığı aracın yan yola uçtuğu kazada bir kişi hayatını kaybederken iki kişi ağır yaralandı. O kadar çok denk geliyorum ki bu makas olaylarına ve inanın böyle yanımdan geçtikleri zaman şöyle bir korkuyorum. Eyvah diyorum, şimdi çarpacak. Yani bir olmaz, iki olmaz ama işte bu, mesela bu faciayla sonuçlanmış. Ne yazık ki efendim Tuzla'da gece yarım yani 00:30 sularında olan bir olay maalesef. Şimdi trafikte bunlara terörist ibaresi kullanıyor. Maganda trafik diyoruz aslında, değil mi? Evet. Magandası. O terörist olabilir, yani, trafik magandası olabilir. Tabii yani şimdi drift atanlar, efendime söyleyeyim makas şey yapanlar, makas değiştirenler yolda dans eder gibi gidiyor. Çok gereksiz hareketler bunlar. Halbuki dans pisti olur. Yani normal dansı her yerde yapamazsınız. İki insan bile her yerde. Nerede dans? Yani olmaz ki bir defa. Yani o ortam olacak, o loş ışıklar olacak, o sahne olacak ki. Ve kardeşim sen öyle bir şeyde gidiyorsun ki, yolda gidiyorsun ki E5'te 6 tarif edilen ya da tabir edilen ana arterlerden ilerliyorsun. İşte Tuzla'da öyle. Onun evet. Sonu devam ediyor. Oradan ne yapıyorsun? Dönüyorsun ya da gidiyorsun. Yönün Ankara. Bilemiyoruz. Orada sürekli efendim makas atarak ilerliyorsun. Ne olacak? Bu hava atıyor ya da farklı bir hiç amacı var. Hiç anlamıyorum zaten i̇şte, o makas olayını. İnanın hiç anlamıyorum atanları. Ama yok, atanlar çok. Var yani, tabii ki. Sizi bırakın sollayanlar. Bak ben çok trafikte karşılaşıyorum. Sollama oluyor bazen. Hadi neyse adam dörtleri tamam, yakıyor geliyor. Evet. Sinyal veriyor gidiyor. Ama sağlayanlar var ya. Tabii. Evet, evet, evet. Çok doğru. Sağlayanlar var. Doğru bir tespit, şimdi evet. Ne yapacaksın kardeşim? Hangi tarafa bakacaksın? Ben onun için trafiğe çıkan her vatandaşlarımıza, şu anda bizi izleyen herkese diyorum ki, karşınızdan gelen ya da arkanızdan olana hiçbir şekilde güvenmeyin. Önce Allah'a derler ya, Anadolu inancıdır bu, güzel. Ama kendinize güvenin. Yani bu adam her an bana arkadan toslayabilir ya da önden çarpabilir. Evet. Bak ciddi söylüyorum. Sizi panikletmek istemiyorum. Hele hele hanımefendi sürücüler için söylüyorum bunlar. Şimdi onlar bir anda ne yapıyor falan. Ama ben hızlı araç kullanan hanımefendileri de biliyorum. Çok hızlı kullanıyorlar. Ama öbür tarafta genelde böyle naif. Ya acaba çarpacaklar mı, ben kimseye çarpayım diye bu psikolojiyle yola devam ediyorlar. Onlar da yolun hakkını vermeleri lazım. Bu bir. İkincisi, işte böyle birisi başlarına bela olabilir. Hı hı. Yani hem normal seyrinde hareket etmeleri lazım, hem ön ve arkaya ciddi bir şekilde bütün melekeleri uyanmış bir şekilde, uyarmış bir şekilde, uyarılmış bir şekilde takip etsinler. Yani ne diyeyim, kahve mi tavsiye edeyim efendim, özellikle bu saatlerde böyle filtre kahve ya da sade böyle. Bir kahve mi, onu içtikten sonra mı yola çıkın diyeyim bilemiyorum. Ama gündüz saatlerinde, bu gece saatleri tabii, gündüz saatlerde de şuradan mesela Basın Ekspresi takip ediyoruz. Hı hı. Orada böyle sürekli makas değişen çok enteresan insanlar var. Evet, gerçekten böyle. Çok üzücü. Evet, tabii. Peki devam edelim. Kurallara uymamız lazım. Evet. Yani kuralsızlık her zaman facia getirir. Kesinlikle öyle. Bir defa bir olmaz, bir iki olay. Defa, saniyelik üç defa. Bir evet. Yani. Yani bir müteahhit defa yaparsınız, kurallara uymazsınız, bir şey olmaz.
Ama bir defa olur. Dikkat evet. etmek lazım. Evet. Evet, devam edelim sıradaki haberimizle. Haç kontenjanı normale döndü. Geçen sene pandemi kısıtlamaları sebebiyle Türkiye'den sadece 37.770 kişi haç için kutsal topraklara gidebildi. Kısıtlamalar kalktı. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, 65 yaş üstü dahil 83.430 hacı adayımızı mukaddes beldelerde ağırlayacağız dedi. İşte orada bir toplantı vardı. 26 Ocak'a kadar da devam edecek. Hemen onu da altını çizmek istiyorum, haç kayıtları. Ha, 20? 26 Ocak. 26 Ocak'a kadar. Bir önceki gün öyle bir toplantıdan bahsettik. Yani aha. haç kontenjanında artma istiyor. Türkiye şey yapmak istiyor. Şimdi 37 bin. Yani şimdi 83 bin. Evet, 83 bin küsurları var da onları yuvarlayarak söylüyorum. Neredeyse evet, iki katı hatta iki katını da aşmış. Evet. Niye? Çünkü Covid-19'da ciddi bir birikme oldu. Ondan dolayı hala bekleyenler var. Gitmediler. Ama bir mani kalmadı artık. Güzel bir kontenjan da koparmışlar diyelim. Hak ettiğimizi almışız efendim. Hacca gidecek. Anadolu'da ya da hacıya gideceğim abi gidemiyorum kaç senedir bekliyorum diyenler var ama inşallah ciddi bir erime olur. Bundan sonra devam ederse Covid-19 gibi bir konjektör yaşanmazsa zaman içerisinde eritilir. Hayırlı mübarek olsun efendim. Bize de oradan dua etsinler. Ben bunu tahmin etmiştim. Yani en az 2-2,5 katı olursa ciddi bir erime olur ama kopardılar. Toplantı vardı. O toplantı sonucu Sayın Diyanet İşleri Başkanı Ali Hoca bunu duyurdu efendim. Evet, devam edelim. Kardelenler kar gelmeden açtı. Sakarya'nın denize sınırı bulunan ilçelerinden Kocaeli'de hava sıcaklığı 13 derece ölçüldü. Sıcak ve güneşli havaya aldanan baharın müjdecisi kardelenler, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle erken çiçek açtı. Endemik bitki türleri arasında yer aldığı için kardelenlerin soğanını sökmek yasak. Erkenci kardelenler fotoğraf meraklılarını bölgeye çekti. Evet. Sıcak havaya aldanıp açmışlar. Şimdi işte buna yalancı bahar diyorlar. Evet. Ülkemiz şu anda birçok yer böyle aslında. Yalancı baharı yaşıyoruz. Biraz önce Osman Ünlü Hoca ile beraber dedim ki ne olacak hocam? Vallahi dışarıda bu derece hava var. Camı hafif bir açalım mı falan. İşte cam açmak da uygun değil. Çünkü şimdi kışı yaşıyoruz ya. Ortada mevsimlik bir ısı var. Dedi ki ya ben dedi bizim Konya'ya çok kar yağar. Ben de Vanlıyım dedim efendim. Çok kar yağar hakikaten. İki tane kış kar çocuğu yan yana geldik. Dedi ki öyle yağardı ki böyle biz okula gidiyorduk. Ortaokula ya da ilkokula. Orada yollar açılırdı ama karın ortasından geçerdik. Biz görünmezdik. Hocalarımız da görünmezdi. Öyle okula dalardık. Okula girerdik. Böyle manzaralar anlattı. Ama dedi bir yıl geldi dedi. Ben çok iyi hatırlıyorum dedi. Bir de evde dedi affedersiniz bir danamız vardı. Ben onu büyütmüştüm. Bana çok alışmıştı. Arkadaş gibi olmuştuk diyor. Ben küçük yaşlarda daha ergen yaşlarda otlatmaya da götürürdüm. Hep kendisiyle ilgilenirdim dedi. Fakat dedi öyle bir gün geldi ki öyle bir yer geldi ki o dağlar kadar 2 metre 3 metrelik karlar olmadı dedi. Bir damla kar yağmadı dedi. Her taraf simsiyah. Ki Konya bizim tarım şeyimizdir. Depolarımızdan birisidir. Yani Sivas, Konya falan buralarda eğer buğday yok mu yoksa, tarım yoksa Türkiye sıkıntı çeker. Mümbit toprakları var, geniş toprakları var. Buralarda buğday olur öncelikle. Eğer bu yoksa vallahi hakikaten Türkiye panikleyebilir. Ama sonraki yıllarda da yağdı. Ama hiç yağmadığı yıllar da oldu. Onu demek istiyoruz. Evet. Ama bazı bilim adamları da efendim bu kuraklık devam eder. Yani birkaç yıl daha devam eder. Ona göre de tedbirli olmak lazım. Efendim akarsularımıza gem vurduk. Belki hala vurulmamış yerler var. Bunların önünü eğleyelim. Anadolu insanı öyle derler. Barajlar yapalım. Bunları muhafaza edelim. Bu sular lazım olacak. Bir de israf etmeyelim. Benim aldığım istihbarata göre İstanbul'da da yani bu bölgede de hem Marmara, Ege'de öyle ama özellikle Marmara'da hatta Tekirdağ'da
Orada da ciddi sıkıntılar var. Barajlar neredeyse sos veriyor. Sos ama önümüzde dediğimiz gibi daha Ocak var, Şubat var, Mart var. Kimseyi panikletmek istemiyoruz. Anadolu'nun bir tarafında da ciddi şey var, kış var. Ama kurak bir kış, hava soğuk. Aman aman beklenen o kar da yok. Belki ne yapalım? Yağış doğasına çıkabiliriz ya da tövbe istiğfar etmek lazım. Böyle kurak yerlerde olmuş evet. Türkiye'de, geçmişte yaşanılmış efendim. Buyurun. Evet, devam edelim sıradaki haberimizle. Uludağ üzdü, Erciyes güldürdü. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, sezon açıldığından bu yana turistlerin akınına uğramayı sürdürüyor. Sezon açıldığı tarihten bu zamana kadar Erciyes Dağı'nda 200 bine aşkın turisti misafir ettiklerini söyleyen Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cınkı, özellikle son yıllarda Latin Amerikalı ve uzak doğulu turistlerimiz Erciyes'i keşfederek yoğun olarak gelmeye başladı. Bu da bizi mutlu ediyor ifadelerini kullandı. Beklenen kar yağışının bir türlü gerçekleşmemesi üzerine sezona kötü başlayan Uludağ'da ise işletmeciler çareyi suni kar makinelerinde buldu. Gece yarısından sonra -5 derecede sabaha kadar çalışan makineler bölgeyi beyaza bürüdü. Kısa sürede 20 dönümlük alanı suni karla dolduran cihazların kar yağıncaya kadar çalıştıracağını öğrenirken dar alanda suni karların üzerinde kayan turistler bol bol kar topu oynayıp fotoğraf çektirdi. Ya. Ne yazık ki suni kar. Tabii. Yani kar yağıncaya kadar bu şekilde devam edecek. Erciyes'te sorun yok ama Uludağ hakikaten üzmüş. Şimdi Uludağ'da öyle Palandöken de aman aman yok. Yavaş yavaş işte kar yağıyor. Ama Erciyes çok rahat. Erciyes'te de iyi kar yağar. Evet. Yani daha doğrusu Kayseri'de, bak Kayseri'de hemen o Sivas'ta o bölgelerde öyle bir kar yağar ki benim bir tren yolculuğum vardır. Yumurta gibi. Evet. Hiçbir şey görünmüyor. Dağ, tepe, dümdüz, her yer bembeyaz. 3 saat efendim orada beklediğimizi hatırlıyoruz. Ondan sonra trenle Ankara'ya hareket ettiğimi biliyorum. Ama şimdi bakın hakikaten Uludağ'a bakın efendim. Gerçekten Uludağ'ın yoluna bakın. Hani o eski Türk filmlerinde görüyoruz tabii, ya o karlar, kayan araçlar. Tabii. Kar. Bayağı dize ya. Kadar değil mi? Aa tabii tabii buralara bakın yani buralarda kayaklar. Kar yağmasını bekliyoruz. İnşallah efendim. Evet bu suni kar. Oradaki turistler evet. Bununla ihtifa etmişler. Şimdi işin enteresan tarafı bununla yetinmişler diyelim. Turistlerin bu yıl şeyde bu kışta kış turizmi güzel yani. Evet. Kışı Türkiye'de geçirmek isteyen nasıl olsa bizde Türkiye'de enerji sıkıntısı yok. Bilhassa Ege'de, Akdeniz'de yani Marmara'da da otellerde neredeyse yer yok. Ciddi bir şekilde turistler geliyor. Kruvazörlerle de geliyorlar. Burası Erciyes. Evet. Diğer yani Uludağ'ı gördük. Şimdi o zaman ben turizm haberlerimizle devam edelim. Bence devam edelim. Turist demişken. Kış turizmi. Evet kış turizmi demişken Avrupalı kayak severlerin adresi Palandöken oldu. Avrupa ülkelerinde Ocak ayı sıcaklık rekorları kırılırken Fransa ve İsviçre'deki bazı kayak merkezleri beklenen kar yağışının olmaması sonucu kapatıldı. Avrupalı kayakseverler ise Palandöken'e rezervasyon yaptırmaya başladı. Evet, çünkü kış turizmini yaşıyoruz ya, bu sene turistler kış da geliyorlar. Şimdi bunun akabinde sağlık turizmi de fena değil. Yani diş çektiren ya. Yani Avrupa'da alamayan insanlar var. Diş yaptırmak için bile Türkiye'ye geliyorlar. Evet, tabii. Bu çok önemli. Bu konuda çok önemli bir ülkeyiz gerçekten. Şimdi Erzurum, Palandöken'i de tercih ediyorlar ki orada da çok az. Yani istenilen kar yoktu. Ben geçen gün hem görüştüm hem de fotoğraflarına baktım, görsellerine baktım. Nerede o Palandöken böyle Yenişehir'e kadar, şeye kadar bembeyaz olurdu. Yok. İşte buyurun size Palandöken yani bu mudur? Gerçekten. Allah sonumuzu hayretsin der ya Anadolu insanı. Böyle değil işte Palandöken. Şimdi Palandöken'de ciddi kar olması gerekiyor. Ama ne yapıyoruz? Tabii yani o işini bilir derler Anadolu'da. Belki bir hafta sonra farklı konuşacağız. Farklı iddialar. Şimdi zaman zaman bazı insanlarla tabii konuşuyoruz.
İşte beyaz felaket de dedik. Hı hı. Yani o kadar ciddi bir şekilde. Beyaz gelinlik de diyoruz. Diyoruz. Şey yaptık yani işte yağmur yağdığı zaman felaket diyoruz. Kar çok oldu mu felaket diyoruz. İnşallah felakete dönüşmeden rahmet şeklinde bize ulaşır. Biz de bunu yaşarız. Afacan'ı görüyorsunuz Palandöken'de. O da kızağıyla değil mi? Çocuk yok herhalde. Yok tabii. Ya, olur mu öyle şey? İyi fena değil yani evet. En azından oralarda işte her taraf bakın simsiyah dağları görüyorsunuz yani Erzurum, Palandöken ve ötesi. Evet. Şimdi turistlerin tercih ettiği yerlerden bir tanesi daha Denizli'ye gideceğiz efendim. Denizli'de çifte kış turizmi başlıyor. Beyaz Cennet yıl sonunu 2 milyon üzerinde ziyaretçiyle kapatıyor. Bozdağ'da kayak heyecanı ardından Pamukkale'de termal su keyfi. Aa çok iyi. Evet. Bak o çok önemli. Sıcak sular. Şifalı sular, şifalı banyolar, çamur kesinlikle. Banyoları o yörede yoğunlukta. Mesela bu yıl Denizli Kayak Merkezi'nin yılı olacak diyorlar. O öyle ama Kütahya ve Afyon'da fena değil. Hı hı. Mesela orada hem şifalı sıcak sular aynı zamanda çamurlu banyo şeyleri var. Çok ilginç turistler bunları çok seviyor. Rahatlatıyor demek aynen, ki. Aynen öyle tabii. Cilde de sağlık çok şey, sağlık çok tabii. Mesela bizim Kuzuluk Kaplıca evleri var. Yani ben onu tecrübe ettim, sınadım. Hı hı. Hakikaten bir 10-15 gün orada kalmıştım. Oh, ciltte de çok ciddi, derinizde de çok ciddi böyle parlaklıklar, kayganlıklar görüyorsunuz. Tabii sabah akşam da ciddi yürüdüm ben, spor yaptım. Hücrelerimin değiştiğini hissettim. Harika. Yani o kendimdeki o şeyi, yeniliği gördüm sanki. Dinlendim yani. Evet, Kuzuluk'ta Kuzuluk yani İhlas Kuzuluk evleri buraya çok yakın. Aha. Anadolu insanları da çok seviyor. Farklı gazeteci dostlar da mesela gidiyor. Bazı isimler vereceğim. Hadi vermeyeyim. Çok da bakir güzel yer. Vallahi gidiyorlar. Duyuyoruz aileleriyle geliyorlar vesaire. Çok memnun kalıyorlar. Doğası çok önemli. Etrafı çok önemli. Kuzuluk Kaplıca evlerinin. Ve o orman içerisinde böyle güzel bir yer. Evet. Evet devam edelim. Sağlıkla devam edelim efendim. Kış çayını tüketirken dikkat. Yurdun büyük bölümünde soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte aktarlarda hareketlilik başladı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı korunmak isteyen vatandaşlar bitki çaylarına yöneldi. Sağlık için sayısız faydaları olsa da kış çaylarının bilinçsiz tüketilmesi zararlara yol açabiliyor. Diyarbakır'da Merkez Sur ilçesinde 18 yıldır aktar dükkanı işleten Mehmet Karakoç, kış çayını özellikle gebelerin tüketmemesini istedi. Karakoç, kış çayını herkese tavsiye etmiyoruz. Öksürük, bronşit, nefes darlığı, astım, grip hastalarına kış çayı iyi geliyor ama çeşitli bitkiler bulunduğu için çocuklara, yetişkinlere, şeker hastalığı olanlara, kalp yetmezliği olan hastalara önermiyoruz. Kış çayını zencefil, zerdeçal, tarçın, hatmi çiçeği, papatya, ıhlamur, adaçayı ve kuru elma ile hazırladıklarını belirten Karakoç, sabah ve akşam olmak üzere günde 2 bardak içmek yeterlidir. Yetişkinler su bardağı, çocuklar ise çay bardağında tüketmeli şeklinde konuştu. Evet bunu hep evet. söylüyoruz biz de değil mi? Bilinçsiz tabii. kullanmak faydalı bir şeyi hemen zarara dönüştürebilir. Doğru. Doğru, o çok güzel. Ve kesinlikle doktorumuza yani, da sormamız gerekiyor. Şimdi hem doktorlara hem aktarlar da bunlar da biliyorlar, tecrübeli tabii. insanlar biliyorlar. Oranları, karışımları biliyorlar, tabii, ona göre önemli. Veriyorlar. Ciddi de bir müşteri temsilciliği yapmış. Yani ya gelin alın her şey iyi geliyor. Hepinizi zıplatacak çok hı hı. affedersiniz. Koşmaya koşacaksınız. Gribi dünden bugüne 2 günde bitiriyor falan. Gribin böyle bir ilacı yok. Nezlenin de yok. Yani ilaç ya da bu şeyler bitkiler rahatlatabiliyor insanı. Yani bunun dışında bir şey yapmıyor. İlaç da kullansam bitki de kullansam bir hafta aşağı yukarı aynen gidiyor. Öyle. Ve hayatı ciddi bir şekilde kalitesizleştiriyor. Hı hı. Dikkat etmek lazım, üşütmemek lazım. Hı hı. Ben sık sık grip olan insanlara bir bakımda da böyle acıyorum. Ya kendine niye bakmıyor? Niye? Evet. Yani kendinize bakmanız lazım. İnsanın doktoru kendisidir derler öyle, Anadolu'da. Kesinlikle öyle. Mevsime göre giyineceksiniz, dikkat edeceksiniz, bulaşılardan uzak duracaksınız. Yani beslenmenize dikkat edeceksiniz. Az da olsa efendim zaman zaman belki vitamin takviyeleri de yapılabilir. Doktor tercihiyle yine bu bitkiler alınabilir. Ama öyle üstünkörü ya da elinize geldiği gibi ya da yiyeceğiniz içeceğiniz gibi değil. Ya ne olacak atalım falan gibi. Hadi içelim falan.
Bunların zararları da olabiliyor. Ama ben esnafı tebrik ediyorum. Ne diyor? Yani çok güzel bir mesaj vermiş. Özellikle gebelere diyor, ya de bu da rastgele lazım. Kullanılmaz. Aynen. Ona göre kullanmanız lazım. Sonuçta bu adam ticaret yapıyor. Dolayısıyla müşteri temsilciliğinde üstlenmesi lazım. Evet. İnsanlar yarın öbür gün kardeşim biz aldık da daha fena mı olduk ya, dokundu bana, çok fena oldum, gece uyuyamadım diyebilir de. Müşteriyi de kaçırmamak lazım. İyi bir müşteri temsilcisi, iyi bir esnaftır aynı zamanda ve ticaretini yıllarca sürdürür. Ben Diyarbakırlı hemşerimi kutluyorum, tebrik ediyorum, helal olsun. Evet. Doğruları söylemek lazım. Evet, devam edelim. 15 dakikada kanser teşhisi, kırk hastalığı erken belirleyen biyosensör. Türk bilim adamı Profesör Doktor Mehmet Lütfi Yola, kan idrar ile vücut sıvısını mikro ve nano seviyede ölçerek kalp krizi ve kanserin de yer aldığı kırk hastalığı 15 dakikada belirleyen biyosensör geliştirdi. Niye bu biliyor musunuz? Çok önemli. Hı-hı. Ben hocamı tebrik ediyorum. Evet. Hakikaten önemli, öyle. Şunun için tebrik etmek lazım. Şimdi bu hastalıklarda, yani kalp olsun, kanser olsun, ne kadar erken teşhis olursa, aynen öyle, bir o kadar da ön alıyorsunuz. Bir ön alıyorsunuz. Hı hı. Yani önüne geçiyorsunuz. İnşallah bir şey olmuyor. Hı hı. Ama buna rağmen bir şey olur mu? Olur. Yani olmaz diye bir şey yok. Olur. Tabii ama ne kadar erken farkına varırsanız, ön alırsanız, ameliyatlar ya da farklı yöntemlerle efendim tedavi olmanız gerekiyor. Güzel oluyor. İkinci bir husus da bu aşıyla ilgili, biliyorsunuz yine bizim o üçüncü kuşak Almanya'da ya da ikinci kuşak hanımefendi, karı koca. Karı koca. Evet, o BioNTech'in mucitleri, daha doğrusu keşifleri diyelim. Mucit değil, zaten var da onu keşfediyorsunuz. Şimdi orada önemli bir aşı üzerinde çalışıyorlar. Ben umutluyum. Ağzıma bazı cümleler geliyor, söylemek istemiyorum. Ya her hastalığa teşhis koydunuz, her hastalık için bir ilaç var, buna neden yok? Ha şöyle denilebilir, ya bazıları bu işin sanayisini kurdu, bu işten para kazanıyor. Aman insanlar olmuş, ben zannetmiyorum. Bak bu yorumları çok duyuyoruz etrafımızda. Duyuyoruz, aman tabii. İnsanlar ölmüş, ne yapalım ya, bizim para kazanmamız lazım. Efendim aşı üreterek para kazanın. Tedavi yöntemlerini ya da ön alan yöntemler keşfedin. Onunla para kazanın. Ne olursunuz yani, artık inşallah buna da bir aşı gelir. İnşallah. Ve bilhassa Türkiye'de de son yıllarda ciddi bir şekilde arttı bu. Bu da beslenmeyle, dinlenmeyle ilgili. Neden? Çünkü biz artık işlenmiş efendim malzemeyi tüketiyoruz maalesef. Eskisi gibi doğal yaşamıyoruz. Beslenemiyoruz tabii. Yani ben gençliğimde, yani ergenliğimde diyelim, daha yeni yeni hayatı keşfettiğimde 13-15 yaşlarında etrafımızda mesela bu kanser olmuş, şu kanser olmuş, şu kanseri türevleri de var. Envai türü kanser var. Şeyi var, türü var. Ben bu haberleri duymazdım. Ciddi söylüyorum. Ama geldiğimiz bu noktada, geldiğimiz şu yıllarda, şimdi bazıları diyecek ki efendim adam nereden bilsin? Hayır, nereden bilsin değil. Yine doktor vardı, yine sağlık ocaklarımız vardı. Evet, belki hepimizin imkanları yoktu, gitmezdik. Fakat taramalar da yapılırdı. Zaman zaman mesela yılda bir defa, iki defa doktor grubu, sağlıkçı grubu taramalar yapardı köylerde, kasabalarda. Duymazdık. Evet. Ama şimdi bu efendim bilim adamımızın bu erken teşhis şeyini, bu bulması, cihazını keşfetmesi, öbür tarafta yeni nesil efendim Almanya'daki ikinci ya da üçüncü nesil hemşehrilerimizin, bilim insanının efendim aşı üzerinde durması, aşıyı geliştirmeleri, belli bir noktaya gelmeleri çok sevindirici. Bu aşıyı bulursa yine Türkler bulur, keşfeder. Tarih bu örneklerle dolu, ben size söyleyeyim yani. Evet. Evet, şimdi enteresan bir haberim var elimde. Buyurun. Uyku süremiz bizim karakterimizi ele veriyormuş. Mesela siz geç saatte mi uyursunuz, erken saatte mi? Önce onu soracağım. Vallahi benim uykum ne zaman geldiyse o zaman uyuyorum. Genel arkadaş. Olarak? Ben yani 11'i fazla geçirmemeye çalışıyorum. 11 ile 03 arasında uyku çok kıymetli, evet. Çok değerli. Evet. Şimdi hemen o zaman buradaki tespitlerden bahsedeceğim. Gece efendim tavuk musunuz, baykuş mu diye efendim bir başlık var. Gece geç saatlerde uyuyan baykuşlar sabahları sinirli ve huysuz uyanır. Tavuklar ise akşamları erken yatıp sabahları mutlu uyanırlar. Ben kesinlikle tavuğum, bunu söyleyeyim.
İşe girerken uyku testi. Yetişkinler için var olan tavuk ve baykuş özelliklerinin çocukluktan itibaren görülebileceğini ifade eden Profesör Doktor Kaynak, anne babaların çocuklarını bu açıdan gözlemlemelerini tavsiye etti. Profesör Doktor Kaynak, sosyal hayatta tavuk ve baykuş saatlerinin dikkate alınmasının daha mutlu ve verimli bir hayat sağlayacağını söyledi. Akşam tiplerinin sabah uyanmakta güçlük çektiğini ise, işe başlayabilmek için sabah birkaç fincan veya kahve içtiğini belirten Profesör Doktor Kaynak, bu kişiler öğlen saatlerine doğru verimli olmaya başlar. Sabah tipleri ise sabahları daha verimli çalışır, gece vardiyalarında ise verimlilikleri düşer. Son yıllarda modern iş anlayışlarını takip eden şirketlerde çalışanların bu özellikleri basit testlerle belirleniyor. Mesai saatleri uyku tiplerine göre seçiliyor. Böylece hem çalışanların hem de iş yerinin verimliliği ve mutluluğu artıyor dedi. Şimdi şöyle, ben çalışırken tavuğum ama çalışmadığım ve yaz dönemlerinde baykuş olabilirim. İşte bak ne kadar güzel anlattınız. Niye? Şimdi atalarımız ne demişler? Erken kalkan yol alır, erken yat erken kalk derler. Öyle. İşinin başında ol derler. Şimdi biz ne yapıyoruz? Sosyal medyaya ciddi bir bağımlılık var. Ne dersek diyelim. Ne yazık ki var. Tabii ya da televizyonların karşısında, ekranların karşısında ya dizi seyrediyoruz ya da tartışma. Şimdi birileri kızabilir. Mala yani şeyler izliyoruz. İki tarafta da. Yani niye dizi izliyoruz desem şimdi birileri kızacak bana. Abi ne demek istiyorsun? Dizi izliyorum falan. Ya roman oku, roman, hikaye oku kardeşim. Ha tiyatro desen o ayrı bir şey. Git orada bir şey var, temsil var. Canlı bir şekilde bir hikayeyi dinle. Ama önce bir okumayı öğrenmemiz lazım. Okumadan yani izlemek, dinlemek falan bunlar evet öğreti şeyleri, evreleridir. Ama önce okumak. Ciddi bir şekilde her gün 3,5 saat efendim ne yapmanız lazım? Okumanız lazım. Ha sonra şey yapmanız lazım. Ne yapmanız lazım? Dinleyebilirsiniz. Ondan sonra izleyebilirsiniz. Ama bunu saatlere şey yapmamak lazım. Yüklememek lazım. Ya bir işte çalışan bir insan 11'den sonra niye ayakta olsun? Evet. İşe gitmeniz lazım sabah. Hele hele gazeteciyseniz gündemi toparlanmanız lazım. Bakman lazım. Dünden bugüne sarkanlar neler? Değil mi efendim? Bir de bugün neler var? Bunların hepsini bilmeniz, öğrenmeniz lazım. O zaman yazla ilgili sizinle tavuğuz. Tabii yazla ilgili işte hep öyle yani. Evet, evet. Yani ne yapıyorsunuz? Aa nasıl free takılayım, yarın da iş yok, öğleye kadar yatarım. O ayrı bir o şey ayrı, ama evet. Tatilde bile bunu tavsiye etmiyorum. Çalışırken, çıkın gezin ya. Çalışırken tavuk olmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet. Ata Beyciğim çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Yarın yine canlı yayında birlikte olacağız. İnşallah. Evet efendim, bize verilen sürenin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Yarın canlı yayında görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sevgiyle kalın.